genç kardeşlerimize özellikle hafızlığın ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlatalım istiyorum. Evet. Hafızlık nedir başlığıyla başlayalım. Öncelikle bu güzel soru için çok teşekkür ederim Mustafa Bey abi. Çok geniş bir soru ama dilimin döndüğünce aktarmaya çalışayım. Hafızlık gerçekten nasıl diyelim, Kur'an kursunda başlayan ve kabre kadar gitmesi gereken bir yolculuk. Yani sadece bir yıl, iki yıl bir süre içerisinde Kur'an'ı ezberledik, ardından onu bitirdik artık bir rafa koyalım değil. Aslında mevzu hocamın da tabiriyle, hafızlık hocamın tabiriyle, hafızlık siz onu bitirdiğinde başlıyor. Yani şöyle düşünelim, bir öğrenci okula gider, okulda bütün donanımını alır. İş o donanımdan sonra başlar değil mi? O diplomayı aldıktan sonra sizden artık o öğrendiklerinizi aktarmanız beklenir. Hafızlık ayet ayet Kur'an-ı Kerim'i ilk önce zihne, aklımıza, ardından da oradan sadrımıza, kalbimize indirmemiz gereken Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizlere dünya ve ahiret saadetini vaat eden kitap. Çünkü İbrahim suresinin ilk ayeti Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minadzulumati ilen nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bu kitap ki sana indirdiğimiz insanlığı karanlıklardan bir olan aydınlığa çıkarman içindir Allah'ın izniyle. Şimdi biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetin en şereflileri hafızlardır dediği gruptan olmaya adayız değil mi? Hmm. Hafızlık. Şimdi böyle bir şerefe nail olmak elbette neyi gerektiriyor? Gayret, azim, fedakarlık. Çünkü hafızlık yolculuğunda bir asansör yok. O basamakları tek tek çıkmanız lazım. Bunun için de gayret üstüne gayret katmak gerekiyor. Ama hep bu soru sorulduğunda şu parantezi çok açmak istiyorum. Mustafa Bey abi, bu vesileyle de açmış olayım. Eyvallah. Hafızlık sadece ezberlemek olmamalı. Ezberlemek olmamalı. Hafaza değil mi? Muhafaza eden anlamına gelir ki Rabbimizin de El-Hafız ismi vardır. Koruyan anlamındadır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar bir harfinde bile değişme olmadan gelmesinde hafızların rolü çok büyük. Sahabe efendilerimizden görev alan, üst kademede görev alanlara baktığımızda onların hafız olduğunu görüyoruz. Hı hı. Şimdi hafızlara hep önemli görev verilmiş. Lakin biz hafızlar olarak bunun ne kadar farkındayız? Bu soruyu kendimize sormamız lazım. Bu soru bizi şuna götürmeli. Ezberlediğimi anlıyor muyum? Ezberlediğimi anlıyor muyum? Şimdi biz İslam kültüründe, İslam tarihinde gerçekten bu yola bir ışık tutmuş zirve isimlere baktığımız zaman İmam Gazali gibi, ardından tefsirlerdeki o mesela Tefsirül Kebir'in sahibi olan değil mi mesela İbn Kesir gibi, Kurtubi gibi alimlere baktığımızda Fahrettin Razi gibi, bunların hepsinin hafız olduğunu görüyoruz. Benim de zihnimde acizane hafızlık ilmin birinci basamağı ve en zor basamağı. Yani giriş kapısı gibi. Aynen öyle. Ve şunu da söylemek isterim. Hemen toparlayayım. Hazreti Ömer kendi hilafeti döneminde bazı isimlerin değil mi bir Adnan Hocam? Ne yapıyor? Medine'den çıkmasını yasaklıyor. İzne tabi tutuyor. Mesela İbn Mesud, Peygamber Efendimizin de kendisinden Kur'an alın dediği nadide sahabelerden bir tanesi. Hazreti Ömer eğer kendisine kendisinin bilmediği bir soru gelir de cevapsız kalır korkusuyla o ilim tabakasını, hafızlar tabakasını Medine'den dışarı çıkmak için izne tabi tutuyor. Şimdi hani Rabbim bir an önce kurtulmamızı nasip eylesin değil mi? Şehirler arasında gidip geçerken ne yapmamız lazım? Seyahat belgesi almamız gerekiyor değil mi? Bakanlıktan onayla. Aynı evet. O misalde hafızların yeri çok kıymetli diyebilirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.